Evet arkadaşlar, geçtiğimiz hafta Hinterlands'de çok bence çok keyifli bir yayın oldu. Çok keyifli bir anlatım oldu. Wildhammer klanları, trolleri ve bölgenin genel olarak lore'unu konuştuk ve Uther'in mezarının önünden geçerek Andorhal'a ulaştık. Dedik ki bu bölgenin bu haritanın hikayesini anlatalım. Neler olmuş, neler yaşanmış diye. Arada hani farklı istekleriniz olursa alabilirim. Çok uzun bir anlatım tutmayı düşünmüyorum ama bölgeyi tamamen anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle size şöyle tekrar ekranını vereyim, harita ekranını vereyim istiyorum. Şu an bizde harita tam açık değil, o yüzden internetten bir görsel gösteriyorum. Haritanın en önemli yerleşkeleri arkadaşlar, kuzeyden başlayacak olursak, yani yukarıdan başlayacak olursak Hardgale'in, aşağılara doğru indiğimiz zaman fieldları, farmları görüyorsunuz ki bu farmların önemi zaten bu haritayı önemli kılıyor. Yani önemi derken çokluğu ve bu toprakların verimliliği bu haritayı değerli ve önemli kılıyor. Bulwark, Forsaken yerleşkesi, yani Alliance'da olan mücadelede yani Hord'un bölgeye asker temin ettiği ve supply sağladığı, erzak sağladığı yer. Bir diğer önemli bölge Scholomance. Ki dungeon'dır. İçine girip ilerleyen günlerde bir run yapabiliriz ki klasik geliyor. Klasikte oynayacağız. Eğer 60 level'a, hatta 50-60 arasına geldiğimizde çokça, nasıl söyleyeyim, bu dungeon'ı farmlayacağız arkadaşlar. Ve Uther'in mezarı, Uther the Lightbringer ki biliyorsunuz. Geçen hafta. Hayır, geçen hafta mezarını kontrol ettik de yani Silverhand Paladinlerinin, Silverhand Paladin oluşumlarının lideri kendisi. Çok nasıl söyleyeyim, güçlü ve hikayede tadı olan, anısı çok olan bir Paladin'dir. Ve haritanın en önemli ve en büyük yerleşkesi ki zamanında 30.000 gibi bir nüfusa sahip olduğu söylenir. Andorhal kasabası arkadaşlar. Haritamız genel olarak böyle. Arkadaşlar önümüzde haritanın eski hali var. Zaten yeni haliyle kıyasladığınızda eski halinin yani çok bir farkı yok. Sadece Bulwark çok büyüyor. Bölgedeki Forsaken nüfusu çok artıyor. Forsaken derken Sylvanas'a bağlı olan Forsaken'lardan bahsediyoruz. Şöyle ikisini arka arkaya kıyaslama imkanınız olur diye düşünüyorum. Gördüğünüz üzere çok fark yok. Yeni harita biraz daha detaylı isimler veriyor tarlaların ve hani Scholomance Dungeon'ın böyle kulesini falan belirgin bir şekilde vermiş haritada, öbür türlü böyle sadece belirtiyor. Bu haritanın adı yani direkt olarak Western Plaguelands olarak geçmiyordu ya da bir sonraki hani haritamız olacak bu harita Eastern Plaguelands olarak geçmiyordu arkadaşlar. Bu harita bu isimli yani yaşadığı hikayeyle nasıl söyleyeyim hani İçinde bulunduğu, şu anki içinde bulunduğu durumla aldı. Yani Plaguelands dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Vebalı topraklar anlamına geliyor. Bu vebalı topraklar her zaman için vebalı değildi. Nasıl gelişiyor bu hikaye? Arkadaşlar kel tuzat. Az önce esprisini yaptığımız, kel muhabbeti yaptığımız arkadaş ki eskiden bir Dalaran büyücüsüydü. Çok da güçlü bir Dalaran büyücüsüydü. Ancak ölüleri uyandırma yani necromancy üzerine çalışmalar yapıyordu. Ve biz mesela Arthas'ı Lich King'in hani servant olarak biliriz. Ancak Kel'Thuzad Nerzul'un fısıltılarını Arthas'tan daha önce duydu ve nasıl söyleyeyim, Kil'Jaedin'e bağlı olarak yani Legion'a bağlı olarak Lich King'e, Nerzul'a hizmet etmeye başladı arkadaşlar. Şu gördüğümüz bu adaya geliyor arkadaşlar. Bu adada bir hani Barov Hanedanı var. Barov Hanedanı nasıl söyleyeyim? Alterac soyundan gelme ama hani soylusu diyeyim, soyundan değil. Hani Alterac liderlerinden, o Peranold soyundan değil yani. Sadece Alterac krallığındaki bir soylu aile buraya yerleşiyor. Zengin bir aile. Gayet burada nasıl söyleyeyim, nezih bir hayat sürüyor. Neden? Çünkü etrafındaki tarlalar sürülüyor. İşte Andorhal ki buraya bağlı. İşte insanlara yiyecekler veriliyor. Şunlar bunlar. Ancak zaman içindeki o atıyorum hani 2. savaş döneminde bölgede olan hadiselerden dolayı burası biraz yani buradaki hanedanın, Barov hanedanının durumu zora düşüyor. Neden? Çünkü Alterac şeye Lordaeron ittifakına ihanet ediyor. Lordaeron kralına ihanet ettiği için, ittifakına ihanet ettiği için Alterac'la buradaki, yani şu an Undercity olarak görüyorsunuz, Kapitol'deki Lordaeron kralıyla arası açılıyor Alterac'ın, ama bu aileye pek dokunmuyorlar açıkçası. Onlar da biraz çekiniyorlar, çok da şeyinden çıkmıyorlar. Bu sırada arkadaşlar Kel'Thuzad Necromancy ile ilgilenmeye başlıyor. Tam bu sıralarda Dalaran'dan çıkıyor ki Dalaran burada. Dalaran krateri görüyorsunuz. Geliyor, kendini nekromansiyi deneyecek alanlar ararken bu zorda olan Barov Hanedanı'nın bölgesine geliyor ve kendilerine, ki kendileri zaten dedim ya zengin, işte nezih, çok rahat bir hayat sürüyor. İşte ölümsüzlük falan vaat ederek kandırıyor ve topraklarında çalışma izni alıyor. Bu çalışma izniyle birlikte nekromansi deneylerini başlatmış oluyor ki zaten Kil'jaeden, Ner'zhul gibi daha superior, daha büyük Legion generallerine hizmet ediyor o sırada. Hikayeyi Andorhal'a kaydıracağız ki Andorhal'da Kel'Thuzad bu denemelerini yaparken artık toplu büyülere kalkışmaya başlayacak. Ve buradaki tahıl ambarlarını şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada patlamış halde görüyorsunuz siz. Yani yıkılmış halde görüyorsunuz. Bu tahıl ambarlarını zehirlemeye başlıyor Kel'Thuzad. Zehirlemek derken hani içine esansını, işte plague'ini bırakıyor. Sadece buradaki köylü halkı öldürmekle kalmıyor bu hadise. Köylü halk öldükten sonra geri diriliyor. Ancak akılsız ve Kel'Thuzad'a hizmet eder halde diriliyor. Yani Forsaken gibi düşünmeyin. Bunlar tamamen hani mindless undead dediğimiz akılsız undeadler olarak uyanıyor arkadaşlar. Ve çok kısa cümlemi bitireyim. Böleceğim. Kel'Thuzad burada uyandırdıkları ve burada kendi yaptığı, nasıl söyleyeyim, böyle bazı insanları mesela çok iyi uyandırıyor, bazılarını kötü uyandırıyor, bazılarını hiç şey yapmıyor, öğretiyor onlara falan. Böyle bir kült kuruyor. Yani böyle bir, nasıl söyleyeyim, grup kuruyor kendine ve adına da Cult of the Damned diyor. Yani lanetliler kültü gibi. Kısa arkadaşlar, Andorhal hep böyle değil. Andorhal aslında şu arkada yanan şehir var ya, şurada karşıda görüyorsunuz. Mesela Alliance ve benzeri bir kule görüyorsunuz şurada. Biraz daha burada bir kilise tarzı falan görüyorsunuz. Asıl Andorhal orası. Burası şu an içinde bulunduğumuz yer. Forsaken yerleşkesi. Kel'Thuzad burada Necromancy'yi öğreteceği ve bunu yayacağı insanlar oluşturmaya başlıyor. Mesela ben Eda'yı öğretiyorum, işte Eda Alp'e öğretiyor gibi, böyle işte mesela Eda'yı öğretmen olarak atıyor. Ve School of Necromancy, yani Necromancy okulu oluşturuyor burada. Yeniden ölü uyandırma okulu oluşturuyor ki buradaki dungeon'ımızın adı Scholomance, nasıl telaffuz etmek hoşunuza gidiyorsa önemi yok. Bunu burada Andorhal'da kuruyor. Andorhal'ın yeraltı şehri gibi falan bir oluşumu var arkadaşlar. Tünellerle ve nasıl söyleyeyim, yer altında işte böyle birleşmiş bir şehir gibi oluşturmuş. Orada bir okul kuruyor. Daha sonra o okulun merkezini zaten oraya taşıyor. Şimdi bu okuldaki öğretmenler ve nasıl söyleyeyim çalışanlar, işte Cult of the Damned üyeleri burada denemelerini yaparken zaten olay patlak veriyor. Ve Lordaeron ittifakı tarafından duyuluyor. Bu sırada arkadaşlar, ki şu anda görevini yapacağız, Araj the Summoner, School of Necromancy'nin şeyi olacak, lideri olacak. Ancak bu lideri olma hikayesi de şuna dayanıyor. Burada bu Necromancy olayları duyulduktan sonra King 2. Teranas Menetil diyor ki Arthas'a ve Uther'e, ve hatta Arthas'la Uther'e pardon, git bakalım bu olayı kontrol edin. Ne oluyor ne bitiyor bizim topraklarda kardeş diyor. Arthas'la Uther geliyorlar bu tarafa. Yola çıkıyorlar ki burada Kel'Thuzad'la karşılaşıyorlar. Kel'Thuzad'dan vebanın asıl sorumlusunun ve komutanının Mal'Ganis olduğunu öğreniyorlar. Daha sonra zaten peşinden Stratholm'a Mal'Ganis'in, yani Mal'Ganis'i öldürmeye gidecekler. Ancak Mal'Ganis olduğunu öğrendikten sonra Kel'Thuzad'ı Andorhal kasabasına yaptıklarından dolayı cezalandırmak için tam da bu kasabanın olduğu yerde, yani bu haritanın bu bölgesinde öldürüyor arkadaşlar. Kel'Thuzad öldükten sonra bu Araj the Summoner, Araj the Summoner arkadaşlar okul müdürü oluyor, öyle söyleyeyim. School of Necromancy'nin lideri oluyor arkadaşlar. Şimdi gideceğiz. Bu Araj the Summoner'ı keseceğiz. Şu anki arkadaşlar Kel'Thuzad'ın ölümünden sonra School of Necromancy'nin lideri olan arkadaş bu. Araj the Summoner. Ki şu an burada kesiyoruz. Ancak belki bileniniz vardır, bilmeyeniniz vardır. Leech arkadaşlar ölmezler. Şöyle urn dediğimiz yani kavanoz, yani ölü kavanozu, ölü külü kavanozu diyelim tam Türkçe karşılığı. Böyle kavanozlara girerler arkadaşlar ve tekrar diriltilebilirler. Ancak biz Araj the Summoner'ın esansını alıyoruz burada bu görevde. Bunu birazdan anlayacaksınız neden alıyoruz. Çünkü daha önce Arthas ve Uther'in yaptığı bir hatadan ötürü. Geldim. Şimdi bu bölgede yine School of Necromancy üyelerinden bir arkadaşı daha keseceğiz. Adı Ravenian. Dungeon'da klasikte yanılmıyorsam bu görecektik ya da şimdi görüyor muyuz? Hemen bir kontrolünü yapalım. Görmüyormuşuz. Bu arkadaşı da o zaman burada öldüreceğiz arkadaşlar. Yine School of Necromancy öğretileri, yani öğretmenlerinden biriydi bu. Şu an kestik ki şurada gördüğünüz Dark Master Gendlik. Şimdi onunla karşılaşmaya gidiyoruz arkadaşlar. Dark Master Gendlik'le yüz yüze geleceğiz. Ancak onu öldürmeyeceğiz çünkü dungeon'da öldürüyoruz diye biliyorum. Gel bakalım kuş, tam. Evet, Dark Master'a dalıyorum. Ancak Dark Master Araj kadar kolay ölmeyecek arkadaşlar. Bize epey iş çıkartacak. Fark ettiyseniz beni şu anda bir Shadow Prison'ın içine aldı. Tarisyan ve Koltira pardon, yanlış telaffuz ettim. Geldiler. Alp'cim işte burada senin Tarisyan. For the Alliance, diğeri de For the Horde diyerek geldi. Ve Araj the Summoner'ı nasıl söyleyeyim, kaçırdılar. Hani korkuttular. Araj the Summoner bu adanın üzerindeki Scholomance Dungeon'la kaçtı. Eski o lideri Araj the Summoner'ı ise Andorhal'da kestik arkadaşlar. Arkadaşlar Kel'Thuzad'ı burada öldürdükten sonra Mal'Ganis'in lokasyonunun Stratom'da olduğunu öğrenen Arthas Uther'e dönüyor, diyor ki kardeş ben Mal'Ganis'i durdurmaya gidiyorum. Uther diyor bir sakin ol, tamam yapacağız. Acele etme, şu bu falan. Ancak diyor ki yani sen ister gel ister gelme, yani bunun bir açıklaması olamaz, durdurmamız lazım diyor ve yani ekibi şeye sürüklüyor, nasıl söyleyeyim, Stratom'un önüne sürüklüyor ki tekrar buluşuyorlar. Orada bir ayrılık yaşıyorlar. Arthas bu belli bir hadise yaşanıyor, onu anlatmak istemiyorum, çok epik bir hikayesi olduğu için daha sonraya saklayacağım o konuyu. Stratom'da Mal'Ganis'i durduruyor eyvallah, ama Mal'Ganis onu Northrend'e tauntluyor diyelim, lürlüyor. Northrend'e gidiyor, Frostmourne'u buluyor, çok kısa geçeceğim. Mal'Ganis'i durduruyor. Lich King'in etkisi altına girmeye başlıyor Frostmourne'dan dolayı. Frostmourne'la birlikte tekrar güneye, krallığının bulunduğu yere geliyor arkadaşlar. Şu an Undercity yazan yerde, ki Capitol City diye geçer ya da Lordaeron City diye geçer. Buraya geliyor ve babasını katlediyor arkadaşlar ki Lordaeron Krallığı'nın çöküşü oluyor bu olay. Daha sonra Lich King'in emriyle Kel'Thuzad'ı yeniden summonlamaya, yani yeniden diriltme görevini alıyor. Onun için Kel'Thuzad'ın küllerine, yani Kel'Thuzad'ın bedenine ve Kel'Thuzad'ın bedeninin var olduğu yerden Samwell'e taşınması lazım ve Samwell'e taşıyacak bir ürün, yani kül kavanozuna ihtiyacı vardır. Ki bu ihtiyacı olan kül kavanozu da tam da o sırada Andorhal'ı savunan Uther'in elindedir. Uther'in elinde niye böyle bir kül kavanozu var? Çünkü Uther o sırada King, yani Terenas Menethil'in, yani 2. Terenas Menethil'in küllerini saklıyor orada. Yani ona işte bir mabet falan yaptıracaklar, şu bu falan. Arthas'la Uther arasındaki savaş destansı oluyor dedik arkadaşlar. Anlatılanlara göre Uther Arthas'ı aslında yeniyor. Sadece hani son bir ölümcül darbe indirmesi kalıyor, ancak merhameti, paladin oluşu ve hani Arthas'ı çocuğu gibi seviyor olmasından kaynaklandı sebeplerden dolayı o son vuruşu indiremiyor ve Arthas hiç nasıl söyleyeyim, acımadan, Uther'in gözünün yaşına bakmadan, acımadan Frostmourne'la birkaç defa Uther'i delik deşik ederek, yani katlediyor bildiğiniz, böyle normal bir ölüm değil yani, nasıl söyleyeyim, yani boğazını kesip tek darbede indirecek şekilde değil, mesela babasını tek darbede indirmişti ama Uther'i defalarca kez Frostmourne'u saplayarak öldürüyor arkadaşlar ve ondan dolayıdır ki Uther'in mezarı buraya konulmuştur arkadaşlar, bu bölgede yer alır Uther'in mezarı. Ve burada Arthas Kel'Thuzad'ın kalıntılarını alıyor, o büyülü kavanoza koyuyor, Samwell'e götürüyor, Kel'Thuzad'ı uyandırıyor, Arkimond summonlanıyor ve Kel'Thuzad'la Arthas'ın işi Legion için bitmiş oluyor arkadaşlar. Bundan sonra bölgede nasıl söyleyeyim, Kel'Thuzad'ın ve Arthas'ın şeyi, ne denir ona, hakimiyeti son buluyor. Ancak Kel'Thuzad'ın kurduğu birlik burada etkisini göstermeye devam ediyor arkadaşlar. Kim? Cult of the Damned. Yani lanetliler şeyi, kültü. Ve School of Necromancy'de ki Andorhal'da hala icraatları devam eder. School of Necromancy yani Scholomance, Scholomance'de icraatlarına devam eder arkadaşlar. Bölgenin ana hikayesi budur arkadaşlar. Şimdi neden Legion ya da Scourge, Kel'Thuzad en başta bu bölgeyi seçti? Arkadaşlar bu bölge ki zaten harita açıldıkça görüyorsunuz ki şeyde de gösterdim. İnternetten açtığım haritada da size gösterdim. Harita çok verimli topraklara sahip ve hep tarlalar var, bahçeler var. Lordaeron ittifakının nasıl söyleyeyim, kuzey bölgesinin tamamının yiyecek şeyi buradan sağlanıyor. İhtiyacı buradan sağlanıyor. Hani derler ya, Konya Türkiye'nin tahıl ambarıdır diye. Andorhal ki o zamanlar Andorhal adı geçiyor burada. Andorhal Lordaeron ittifakının tahıl ambarı arkadaşlar. Ciddi oranda yemek ihtiyacını buradan karşılıyor Alliance. Ve buradan vebayı yaymak daha kolay olduğu için bu bölgeye seçiliyor Scourge tarafından. Yani Scourge'ü biz hep mindless undeadler olarak biliriz. Ancak Scourge'ün komuta kademesindekiler gayet zeki ve nasıl söyleyeyim, bilinçli hareket ediyor arkadaşlar. Gayrender'i demiş ki Hardgale'ında Warcraft 3'te Scourge'e karşı çok sağlam bir direniş gösterme bölümü vardı. Uther süvarileri almaya gittiği için Arthas tek savunuyordu. Aynen öyle. Şimdi bölgenin genel hikayesini anlattıktan sonra geçmeyi düşünüyordum. Ama ben izleyiciyle birlikte lore anlatmayı çok sevdiğim için. Gayrender'in de dediği gibi arkadaşlar, yukarıda kuzeyde açılmamış bir haritamız var. Orada bölgenin en büyük krallığı olan Hardgale'in, krallık diyorum, kalesi olan Hardgale'in kalesi var. Bu konuya nereden gireceğim? Şuradan gireceğim. Uther. Habire Uther'den bahsettik. Arthas'la birlikte bir yolculuk yaptığından bahsettik. O zaman Uther'e girmeden olmaz diye düşünüyorum. Arkadaşlar Uther kimdir? Çok kısa değineceğim. Aslında hazırlıklarımı yaptım. Ancak dediğim gibi çok zorlu bir hafta ve çok zorlu bir gün geçirdim ben. Bazı isimleri unutmuş olabilirim. O yüzden atlayarak geçeceğim. Eğer tamamlayabilirsiniz beni lütfen tamamlayınız. Zamanın Lordaeron ittifakının yani krallığının olduğu dönemlerde Light vardı arkadaşlar. Yani paladinlik yoktu ancak Light vardı. Light'ın temeli mesela Draenei'lerinki Nauru'lara dayanır ancak Human'larınki Tyr'e dayanıyor. O Tyr'in bölgedeki iz bıraktığı, hani ilk bölümde bahsettiğim bıraktığı büyülü light, ışığın gücüne bırakıyor arkadaşlar. Ve bunlar ilk olarak klerikler tarafından kontrol edilmeye başlanıyor. Klerikler dediğimiz yani bizim şu anda oyunda oynadığımız Price sınıfı. Price'lar ışığı kontrol etmeye başladıklarında genelde ışığı savaş için değil, iyileştirme gücünden dolayı kullanmaya başlıyorlar. Bu yapıda, hani bu oluşumda, bu price'lıkla Alonsus Faol adı öne çıkıyor arkadaşlar. Lordaeron Alliance'ının en güçlü price'lı haline geliyor ve nasıl söyleyeyim, hani price'ların lideri konumunda. Arkadaşlar Alonsus Faol, belki Undead'i oynayan arkadaşlar bu ismi şu anda tanımış olabilirler. Alonsus Faol dönemin böyle iyi savaşçılarını Light'ı öğretme kararı alıyor. Hani kralın da zaten hani şeyiyle, nasıl söyleyeyim, teşviğiyle Light'ı öğretiyor. Neden peki Light'ı warrior arkadaşlar, yani savaşçı arkadaşlar öğretiyorlar? Savaşlarda kullanmak adına güçlü ve zırh taşıyabilen ve bunu hızlı bir şekilde savaş alanında kullanabilecek arkadaşlar olabileceklerini düşünüyorlar. Ve 5 tane sağlam warrior seçiyorlar. Bunların arasında Turalyon, Tirion Fordring gibi isimler de var. Diğer 2 ismi hatırlamıyorum. Ancak bu 5 ana paladinlerden en ünlüsü ve en holy'si Uther oluyor arkadaşlar. Ki bu kurulan birliğin adı Order of the Silverhand diye geçer. Order of the Silverhands'in lideri konumuna geliyor, en güçlüleri olduğu için. Velhasıl arkadaşlar Silverhand Order'ı, düzeni, bölüğü kurulmuş oluyor ve ilk paladinler, ilk 5 tane paladin ortaya çıkıyor. Aynen, Dad Rohan bir tanesi. Doğru söylüyorsun. Paladin'in çıkış nedeni orklar. Aynen. Ama yani çok da böyle yani işte orklar sayesinde paladinlik var denilecek gibi değil. Sadece nasıl söyleyeyim? Çıkış noktası. İtici güç oluyor. Tetikleyici güç haline geliyor. Tabii bu dönemde 2. savaş dönüyor. Arkadaşın yani Alp'in söylediği şeyi doğru. Hatta Gayrendel'in söylediğine şöyle geleceğim. Hardgale'ın da bir tatsız hadise de yaşanıyor orklarla alakalı. Onu oraya gelince anlatacağım. 2. savaş döneminde işte orkları geri püskürtmek için bu düzen kuruluyor ve birçok savaşçıya paladinlik, yani ışık öğretiliyor arkadaşlar. Ve aslında Sargeras'ın satması nedeniyle kaybedilen savaş ve bölgede dağınık olan orklar Blackrock bölgesine doğru püskürtülüyor. Hatta Anduin Lothar komutasındaki birlikler tarafından iyice temizlenip Stormwind kurtarılıyor. Stormwind kurtarıldıktan sonra Blackrock'a sıkışan orkları artık son bir darbe indirmesi kalıyor. Burada bahsettiğim 5 paladinden bir tanesi olan Turalyon zaten Lothar'ın şeyi oluyor. Teğmeni haline geliyor. Yani teğmeni seçiliyor. Evet, çok ünlü bir savaş dönüyor burada. Orkların son savaşı denilebilecek. Yani o 2. savaşı bitirecek savaş yaşanıyor burada. Yani Anduin Lothar'la Ogrim Doomhammer karşı karşıya geliyor. Ancak Doomhammer yeniyor ama Lothar kolay lokma değil tabii ki. Hani Ogrim'e çok zor anlar yaşatıyor, yaralıyor, sakatlıyor ve iyice yorduktan sonra daha fazla dayanamıyor ve Ogrim'e yenik düşüyor arkadaşlar. Lothar burada ölüyor. Bunun üzerine Turalyon rage'e giriyor ve ışıktan da aldığı güçle tek darbede Ogrim Doomhammer'ı indiriyor arkadaşlar. Öldürmüyor. Burada esir düşürüyorlar ki birçok ork esir düşürülüyor arkadaşlar. Ki çeşitli kamplara yerleştiriliyor. Burada Uther, peki Uther'le alakalı ne abi? Bu hikayeyi anlattın uzun uzun, orkları falan anlattın. Uther bu savaşta nasıl söyleyeyim, buff basıyor arkadaşlar şeye, bölgedeki paladinlere. Yani Uther bildiğimiz aslında holy bir paladin. Mesela Turalyon biraz daha retri bir paladindir. Uther biraz holy bir paladin arkadaşlar. Aşkım lootla. İlk buff'ın basıldığı savaş. Evet, hatta şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Turalyon buradan da aldığı güçle Ogrim'i indirebilmiştir denilir. Ama birkaç kaynakta bu lafı gördüm. Çok da ciddiye almadım. Ogrim zaten yenilmeye çok hazırdı. İlk buff'un basıldığı bence... Yok ya. Buff'un basıldığı Kadimler Savaşı'dır. Evet, orada da Wild Off bilmem ne basılmış sayabiliriz yani. En eski savaş oldu yani. Orkların durumu tabii ki bok gibi şey Alp'cim. Şöyle söyleyeyim, Dragonmaw klanı dağılmış. Şeyde Hinterlands'te cücelere karşı çok büyük bir yenilgi yaşamış. Silvermoon'da elflere karşı çok büyük bir yenilgi yaşamış. Onun dışında Sargeras ve akolteleri, yani Sargeras ve takipçileri Tomb of Sargeras'ın Sargeras nereden çıktı? Gul'dan'ın takipçileri Tomb of Sargeras'a doğru yöneldiler. Yani Ogrim ve etrafındakiler tamamen yalnız kaldı. Yani 3'e bölünüyor ordu burada. Yenilmeleri normal ki dağılarak geriye doğru çekiliyorlar. Zaten Blackrock dağlarının içine iyice yerleşmeye başlıyorlar. Falan filan, o hikayeye hiç girmeyeceğim. Zaten orada da Gul'dan gidip öyle bir... Şimdi Alp'cim belki doğru söylüyor olabilirsin ama öyle bir şey diyemem. Neden diyemem? Çünkü savaşlar böyledir zaten. Nasıl söyleyeyim? Aldığın gazla girersin. İşte o anki içinde bulunduğun durumla girersin. Belki mesela teke tek girmiş olsa belki Turalyon alacaktı. Ya da Uther'le girseydi gene Uther alacaktı. Yani böyle şu alır bu alır ben pek diyebileceğimizi düşünmüyorum. Bu tarz heroik savaşlarda kimin birebir de alacağını hiç bilemeyiz abi. Ha, eyvallah. Yani Horde yanlısı anlatmak istemem yani. Göstermek istemem hikayeyi. İkinci savaş bitti. Turalyon yendi. İşte Paladin'le, yani Uther'in buradaki en büyük olayı buydu arkadaşlar. Uther mesela Turalyon şeyin komutanı olarak devam ediyor. Stormwind'in teğmen olarak devam ediyor. Yani komutan diyeyim ben. Teğmen demeyeyim. Onlar mesela Outland'e, yani Draenor'a doğru giderken Uther buraya doğru geliyor arkadaşlar. Ki Lordaeron ittifakına bağlı kendisi. Evet, bir Paladin ama Silverhand Lordaeron ittifakının şeyi, nasıl söylenir? Birliği. Lordaeron ittifakında geliyor arkadaşlar. Bu bölgeye yerleşiyor. Daha sonra bilirsiniz ki kralların oğulları, kralların evlatları en iyi savaşçılar, işte en iyi rahipler, en iyi öğretmenler tarafından eğitilir. Ki o dönemin kralının oğlu 2. Terenas Menetil'in oğlu Arthas, Menetil, Muradin ve Uther'den eğitim oluyor arkadaşlar. Yani savaşçılığı, warrior'lığı Muradin'den öğreniyor. Paladinliği de Uther'den öğreniyor arkadaşlar. Yani Arthas Uther'in öğrencisi aslında. Hatta orada çok epik bir sözü var. Arthas diyor ki, hani ben bunu hak etmedim. Tuhaf bir his var içimde. Nasıl söyleyeyim? Hani şey değilim, böyle gururlu değilim. Hak etmediğimi düşünüyorum ışığın blessing'ini diyor. Yani ışığın kutsamasını diyor. Uther de şöyle cevap veriyor. Hani oğlum, dostum, kimse kendini hazır hissetmiyor. Kimse hak ettiğini hissetmiyor. Ve neden biliyor musun diyor. Ve gerçekten kimse hak etmiyor diyor. Işık öyle bir yüce ki, öyle bir saf ki, öyle bir güzel ki hiçbir insanoğlu, hatta dünya üzerindeki hiçbir ırk, cüceler, nomlar ve elfler onun kutsamasını hak etmiyor. Ancak buna rağmen ışık bizi yine seviyor. Bizi neden seviyor? Çeşitli zamanlarda yükselmelerimizi ve içindeki bu yükselmelerimizi yaşatan potansiyelimizi seviyor diye bir cevap veriyor arkadaşlar. Yani orada nasıl söyleyeyim, Arthas'ı yüreklendirici bir konuşma yapıyor. Ve biz hiçbir zaman ışığın tam olarak amacını anlayamayacağız diye devam ediyor. Bizim tek amacımız onun bu yüceliğini ve onun bu güzelliğini her gün içimizde yaşayarak etrafımıza dağıtmak ve öğretmektir diyor. Yani burada böyle bir nasıl söylenir, koç konuşması yapıyor yani. Anlatabildim mi? Uther'in en önemli quote'larından, en önemli diyaloglarından biri budur arkadaşlar. Rise of the Lich King kitabında geçiyor. Eğer ilgileneniniz varsa, zengin arkadaşımız varsa alıp bize de gönderebilir. Arkadaşlar haritanın kuzeyinde Hardgale'ın kalesi var dedik. Az önce anlattığımız, hikayesini kaba olarak anlattığımız Uther'le birlikte en önemli paladinlerden bir tanesi de Tirion Fordring. Ki Tirion Fordring'in adını zaten sıkça duydunuz arkadaşlar oyunda. Özellikle Legion'da Tirion Fordring Krasus tarafından öldürülüyor ve elindeki silah olan Ashbringer'i paladinler tarafından yield edilmeye başlanıyor. Arkadaşlar Tirion Fordring'in hikayesi şu şekilde gerçekleşiyor. Tirion Fordring normalde işte o Silverhand order'ında 5 paladinden, ana 5 paladinden bir tanesi. Scourge vurduktan sonra bu bölgeyi arkadaşlar Scarlet Crusade kuruluyor ve Scarlet Crusade ile bir birlikteliği oluyor. Ancak ondan önce 2. Savaş döneminde bir tane ork arkadaşa yardımcı oluyor. Kim bu ork arkadaş? Eitrigg. Eitrigg'i Horde oynayan arkadaşlarımız bilirler. Bu Eitrigg arkadaşa ki kendisi silahsız, yorgun ve nasıl söyleyeyim artık hani öldürülmeye gerek olmayan bir ork olduğu için merhamet ediyor. Koruyacağını söz veriyor ki karşılıklı oluyor bu şeyler, hadiseler. Eitrigg'e söz verdiği için nasıl söyleyeyim ona hani öldürmüyor ve şeye geliyor. Hardgale'ına geliyor. Ancak Hardgale'ında onu hiç beklemediği bir olay karşısında çıkıyor. Nedir o? Uther ki o zamanlar buralar Silverhand'lere ait. Uther diyor ki sen bir düşmana yardımcı oldun. Ya gerekeni yap ya da biz gerekeni yapacağız diyor. Neyse Eitrigg'i teslim ediyor ama içi içini yer. Yüreği el vermez. Ve Eitrigg'e daha önce vermiş olduğu sözü tutmak için kendini ortaya atar ve Eitrigg'in nasıl söyleyeyim oradaki şeyini durdurur. İnfazını durdurur. Ve herkes çok şaşırır çünkü nasıl söyleyeyim hani Eitrigg bir ork. Hani niye orku savunuyor diye millet şaşırır ve dona kalır arkadaşlar. Hatta bunlar başta kavga ediyordu. Eitrigg kavga sırasında Tyrion'un üstüne bir şey düşüyor. Eitrigg onurlu bir dövüş olsun diye kurtarıp tekrar dövüşmek istiyor. Bunun üstüne arkadaş oluyorlar. Aynen ve Blood and Honor ya da Blood and Honor isimli kitapta geçiyor bunlar arkadaşlar. Ayrı bir şey nasıl söyleyeyim. Comics gibi böyle küçük bir anekdot kitaptır. Şey gibi nasıl söyleyeyim. Ejderhanın Günü gibi bir roman değildir yani. Neyse arkadaşlar Eitrigg'i Silverhand paladinlerinin elinden kurtarıyor ve infazını engelliyor. Tabi bu ona pahalıya mal olacaktır. Uther diyor ki sen bizim şeyimizi çiğnedin. Nasıl söyleyeyim kuralımızı çiğnedin. Ya terk et ya da biz Eitrigg'i yani elinden alıp öldüreceğiz diyor. O da hayır diyor tamam diyor. Şeyi terk ediyor. Ne de onu söyleyin terk ediyor. Eitrigg daha sonra Thrall tarafından kurtarılıyor ama başka bir hikaye o. Ona hiç girmeyeceğim şu anda. Uther arkadaşlar gayet bağnaz bir şekilde kusura bakmayın. Belki seveniniz vardır ama ben bu yaptığı hareketi pek onaylamıyorum. Gayet bağnaz bir şekilde hiç anlamadan, sormadan, soruşturmadan Tyrion'ı aforoz ediyor arkadaşlar. Şeyden, kiliseden yani. Paladinlikten. Ve o da soruyor hani karımla çocuğum ne olacak diyor. Onlar benim gibi şeyden atıldı mı diyor. Order'dan hayır diyor. Onlar hani senin ya bugüne kadar daha önce yaptıklarından dolayı onların hatırına onlara sahip çıkacağız ama artık seninle bir işimiz yok diyorlar ve gönderiyorlar. Tyrion'un bu harekete bir alliance olmasına rağmen bir alliance yani human paladin olmasına rağmen Horde oyuncuları tarafından çok takdir görür, çok sevilmesine sebep olur ki zaten nasıl söyleyeyim o aradaki bazı kaynaşmaların, yakınlaşmaların en büyük kaynağıdır bu hadise. Ondan sonra arkadaşlar klasik expansion'ında, evet klasik oynayacağız, korkmayın, oynayacağız. Klasik expansion'ında oğlunu kurtarma görevi geliyor arkadaşlar. Oğlunu kurtarma görevi için hani bulunduğu bir kuleden, adı Taelan Tower diye geçiyor zaten. Oğlunun adı da Tirion Fordring'dir. Kurtarma görevine şey yapıyor. Peki hani şey olmuştu, ne alaka falan. Arkadaşlar Tyrion iyi bir baba. Sürekli olarak oğlunu gözetliyor, kontrol ediyor, yokluyor. Sürekli olarak onu, nasıl söyleyeyim, böyle uzaktan gözetliyor, gözlüyor. Aynı doğru kelime. Gözlüyor arkadaşlar. Ve klasik expansion'ında burada en, yani yapmayı sevdiğim questlerden biriydi döneminde. Çünkü nasıl söyleyeyim, böyle bir acıklı bir hikayesi vardı. Umarım tekrar klasik oynadığımızda hep birlikte yapar ve yine aynı hazla, aynı eğlenceyi alırız arkadaşlar. Tyrion'un, yani Hardgale'ın hikayesi burada bitmiyor. Daha sonra Scourge'ün bölgedeki hakimiyeti kazanması, Uther'in düşmesini vesaire gibi olaylar yaşandıktan sonra Tyrion Argent Crusade'i kuruyor ki Argent Down sadece Alliance şeyliydi, hatırlayan bilir. Alliance taraflıydı. Argent Crusade'i kuruyor ve Lich King'i, yani Arthas'ı durdurmaya, öldürme hedefine alıyor ve nasıl söyleyeyim, kuzeye doğru yola çıkıyor arkadaşlar Argent Crusade'le birlikte. Bunu yapmadan önce Ashbringer'ı cleanseliyor ve Ashbringer'ı yield eden adam olarak Paladinlerin nasıl söyleyeyim, en saygı duyduğu, en hürmet ettiği adam haline geliyor. Bir diğer detay hikayede arkadaşlar, bu sırada Andorhal'ı, nasıl söyleyeyim, hakimiyet kurmak için 3 ordu savaşıyor. Bu hadiseler yaşanırken Scourge, yani Nusubet ordusu, Alliance ve Horde. Kataklizmden sonra Sylvanas özellikle buraya ağırlık veriyor arkadaşlar. Sebebi ise şu, Undercity'ye çok yakın bu bölge. Yani Alliance hakimiyetindeki bir bölge istemiyor yakınlarında arkadaşlar. Ve nasıl söyleyeyim, var gücüyle buraya akınlar düzenliyor ve Alliance'ın bölgedeki ağırlığını azaltmaya çalışıyor. Az önce görevleri yaparken Koltira ve Tarisyan'ı gördük. Koltira ve Tarisyan Arthas'ın uyandırdığı Dead Knight'lardan 2 tanesi arkadaşlar. Ancak hani Arthas'ın viline çok bağlı değiller, yani çok bağlı değiller Arthas'a ve Arthas'ın şeyinden, iradesinden kurtuluyorlar çok çabuk bir şekilde. Hatta Koltira ve Tarisyan birbirine çok yakın 2 arkadaş arkadaşlar. Ancak daha önceki yaşantılarından dolayı biri Horde, biri Alliance olmak durumunda kalıyorlar. Ve bölgeyi cleanse ettikten sonra Koltira, nasıl söyleyeyim, Koltira ve Alliance ve Horde arasındaki savaşa daha sonra devam edelim kararı alıyorlar birlikte. Ve oradaki savaşı, hani Horde Alliance arasındaki savaşı durdurup nasıl söyleyeyim, birliklerine doğru çekiliyorlar. Bunu ne zamandan sonra yapıyorlar? Az önce yaptık görevini. Dark Master neydi adı? Gendlik'i durdurduktan sonra Araj the Summoner'ı kesiyoruz. Dark Master Gendlik'i durduruyoruz. Ve Koltira ve Tarisyan bizi gelip kurtarıyorlar orada. Savaşın sonunda Sylvanas tabi Koltira'nın bu çekilme kararına kızıyor. Sen nasıl hani bu, kendi başına böyle bir karar alırsın diyor. Demek ki tam olarak kendi generaline, komutanına nasıl söyleyeyim, hani hizmet etmiyorsun daha diyor. Ve onu çeşitli işkencelere maruz tutmak için Undercity'ye gönderiyor. Ancak Undercity'de neler yapıyor Koltira'ya bilmiyoruz. Ancak Dead Knight oynayan arkadaşlar bilir. Daha sonra bizim follower'ımız oluyor bir görev sonrasında. Orada gayet böyle nasıl söyleyeyim, huşu bir şekilde, sana itaatkar bir şekilde karşımıza çıkan bir Koltira görüyoruz. Ancak bu savaş sonrasında, savaşın devamında ise Alliance kolay kolay çekilmiyor. Alliance tüm ağırlığıyla savaşa yükleniyor ve Sylvanas artık nasıl söyleyeyim, bölgeyi o kadar ciddiye alıyor ki Walker'lerini çağırıyor. Walker'lerinden Ratna isimli Walker'ı burada kaybediyor arkadaşlar. Bölgeyi kazanıyor ancak Ratna isimli Walker'isini kaybediyor. Arkadaşlar bu Walker'ler Sylvanas için çok önemli. Yani Alliance burada savaşı kaybetmiş gibi görünse de, bölgeyi kaybetmiş gibi görünse de aslında Horda, daha doğrusu direkt olarak Sylvanas'a çok ağır bir darbe indiriyor. Neden? Çünkü Sylvanas'ı cehennem azabından, tam olarak Shadow'un yani karanlık bölgenin azabından koruyan şey bu Walker'ler. Ve bölgedeki görev bu şekilde sona eriyor. Diğer yaptığımız görevlerse birlikte az önce yaptığımız görevler, buraları temizleme görevleri ve Argent Crusade görevleri arkadaşlar. Onun dışında ana kalem olarak hikayemiz sona erdi. Western Plaguelands'ın tam olarak hikayedeki yeri bu. Geçtiğimiz yayında gittik Uther'in mezarında Uther'e saygımızı sunduk. Önünde bir diz çöktük. Lore play'imizi gerçekleştirdik. Bu yayında, bu bölümde Tyrion'la karşılaştık. Ve az önce hatta dedik ki Tyrion'un oğlu ölüyor. Çok acıklı bir görev var klasikte. İleride onu yapacağız. O görev bu kulede gerçekleşiyor arkadaşlar. Taelan's Tower diye geçiyor. Nasıl söyleyeyim? O adını Tirion Fordring'in oğlundan alıyor. Şurada görürsünüz belki. Taelan's Tower diye geçer. Onun dışında arkadaşlar yayınımız sona ermedi. Sadece Western Plaguelands ile anlatacaklarımız sona erdi. Sorularınızı alayım ve lore konuşmaya, oyun konuşmaya devam edebiliriz.